Ya böyle baygın yatan kedilere ben şüpheleniyorum. O beni tedirgin ediyor çünkü gözü kapalı hayvanım. Evet. Ya mesela bunlar tamam, bunlar mesela çok şeker, çok tatlı. Ama öyle sırt üstü kıpırdamadan yatması beni tedirgin ediyor. Yani ben sahiplerini tenzih ederim, adam psikopat falan da olabilir. Hayvanı uyutmuş olabilir, ilaç vermiş olabilir. Allah eskisinin daha da fenası olabilir. Onun için ben o resimlere şüphe gözüyle bakıyorum. Evet. Yani canlılığının görünmesi lazım. Tabii. Aktivitesinin. Yani garip bir pozisyon alıyorsa bir hayvan, bir şey vardır. Değil mi? Yani hiç olmayan bir şey yapıyorsa bir acayiplik vardır. Kedisi, köpeği olanların aslında kayıt yaptırması lazım. Bir yer olması lazım mahallelerde. Değil mi kedi köpek sahipleri? Gelip veteriner ev gezip adıyla tanıyacak, gelip sevecek. Bakacak, muayene edecek. Rahat yerinde mi, keyfi yerinde mi hayvanın? Tavsiyede bulunacak. Eğer şüpheli görürse de hayvana el koyacaklar. Ve yani işkence falan varsa zaten hapis cezasına kadar vardırmak lazım. Tabii. Yazık günah hayvana. Ağzı var, dili yok ya. Bir şey de yapamıyor. Şimdi onu koruyacak bir şey de yok. Adam manyak, sigara içiyor. Olmadı, kepazelik yapıyor. Mesela ben daha hala unutmuyorum. Bir köpeği arabanın arkasına bağlayıp hayvanı koşturuyordu caddede. Saat kilometrelerce koşturmuş hayvan. Bütün ayakları kanamış. Adamın resmini gösterdiğini göstertmediler. Ya göstertin önden yanına, ben tanıyayım bu adamı, Allah Allah. Tanımak istiyoruz. Ya bu adam bizim aramızda gidecek, ben bu adamla konuşmak istemiyorum. Allah, evime de sokmam, hiçbir yere de yanaştırtmam. İşi varsa işinde son veririm. Mecbur muyum ben bu adamla iç içe olmaya yahut adamı koruyup kollamaya? Böyle tipleri bize tanıtmaları lazım.